Tabii sorduğunuz sorunun cevabını aslında sabaha kadar tartışırız. <laughs> çok uzun. Hı hı. Ama şunu söyleyelim, bir defa deprem bile ilgili bilimlerin çok önemli bir kısmında ki deprem çok disiplinli bir konu. Hı hı. Yani depremle ilgilenen jeolog var, jeofizikçi var, şehir plancısı var, sosyolog hı hı. var, mimar var, inşaatçı var. Bu listeyi çok uzatabiliriz. Evet. Bilinenlerin sayısıyla bilinmeyenleri kıyasladığımız zaman en azından yer bilimleri açısından deprem konusunda biz aslında az şey bilip çok şey söylüyoruz. Bu söylediğimiz bilinenlerle bilinmeyenler arasındaki kısım da bizim yer bilim açısından yorumumuz oluyor. Şimdi biz nasıl geleceğe yönelik deprem kestiriminde bulunuyoruz? Yani bir yerde deprem olacak söyleminin aslında altında ne var? Hı, hı. Birincisi tarihsel depremler. Şimdi geçmişte bir yerde deprem olmuşsa bu gelecekte de deprem olacağı anlamına gelir. Hı hı. Geçmişte belli bir büyüklükte deprem varsa gelecekte de o büyüklük mümkündür. E, ve depremler belli aralıklarla tekrarlanırlar. Fayların karakterine, yapısına bağlı olarak. Dolayısıyla birinci e, konu geçmişte deprem olmuş mu orada? O. İkincisi bölgenin jeolojik Yeraltı yapısı. Yeraltı yapısı dediğiniz zaman da bir depremin oluştuğu yer 8-10 kilometre derinde. Biz o kadar derinde hangi sıcaklığın olduğunu, hangi sürtünmenin mevcut olduğunu, fayın nasıl devam ettiğini, fayın nasıl davrandığını ancak bir takım varsayımlarla söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla geçmişteki depremleri araştırmak, onların tekrarlama aralıklarını araştırmak Payları araştırmak Bize Bir ışık gösteriyor ama yüzde yüz doğru şeyler söylemiyorlar Bize yorumlayabileceğimiz bir takım ipuçları veriyorlar Bundan sonra işin Yorumlama bölümüne geldiğimizde bu defa yorumlayan kişinin Bilgisi görgüsü konudaki tecrübesi Devreye giriyor Tabii bunun yanı sıra Bir takım Toplumda kendini gösterme çabaları da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ortaya bir kaos çıkmış oluyor. Biraz da şunu söylemek lazım. Ee, örneğin topluma bu konuda mesaj verenlerin çok önemli bir kısmı ya da büyük bir kısmı aslında konunun uzmanı değil. Nasıl ki bir kişi doktor ama tıp doktoru da şey göz doktoru da var. Ne bileyim ortopedist de var. Başka Hı. konularda çalışanlar var. Dolayısıyla burada kimin sözünün geçeceği konusu da biraz tartışmalı. Genellikle topluma mesaj verme yeri medya ama medya akademik ünvanın olmasını genellikle yeterli görüyor. Kimin hangi konuda ne kadar tecrübesinin ya da çalışmasının olduğuna çok Bakmıyor, fazla bakılmıyor. Mi? Evet haklısınız. Çok haklısınız. E, peki size göre e, Marmara depremi ne kadar yakın? Şimdi Marmara'da demin söylediğimiz çerçevede bakacak olursak geçtiğimiz depremlere baktığımızda 1509-1766 <laughs> ondan öncesi de var. Hı hı. İstanbul ve Marmara çevresi için elimizdeki kayıtlar aşağı yukarı 2000 yıllık. Yani milattan bugüne kadar olan depremleri büyük ölçüde biliyoruz. Hı hı. Bunların nerede olduğu konusu, ne büyüklükte olduğu konusu tartışmalı. Çünkü biz tarihsel kayıtlarda deprem büyüklüğünü bilmiyoruz. 1900'den itibaren bunları kaydetmeye başladık. Yani önümüzde geçmişte 1900 yıllık bir boşluk var. Bir deprem olmuş, hasar vermiş. Ama bu hasar hangi kaynaktan gelmiş, bunu net olarak söylemek mümkün değil. Bu anlamda baktığımız zaman Marmara Denizi içerisinde 1509, 1766 ve önceki depremlerde aşağı yukarı 250 yıllık bir tekrarlama hı hı. periyodu var. Bu bazen 300 olmuş, bazen 200 olmuş ama 250 yıl ortalama bir tekrar var. 1766 ve 1509'u aldığımız zaman 1509'dan sonra geçen 250'nin üzerinde bir süre var. Dolayısıyla bu tekrarlama aralıklarına baktığımız zaman Marmara'da biraz sonra deprem olsa bizler için şaşırtıcı olmaz. Şaşırtıcı olmaz. Öte yandan 17 Ağustos 1999 depremi olduğu zaman iki bölgede önemli etkisi vardı ve biz bunu o dönemin başbakanına kadar gidip söyledik iki deprem bekleniyor. Biri doğuda biri batıda diye. Hı hı. Nitekim 12 Kasım 1999'da Düzce depremi oldu. Evet İstanbul depremi hala olmadı. Daha doğrusu Marmara depremi hala olmadı. Bunun da aşağı yukarı %15'lik bir e, tetikleme potansiyeli var. %15'lik bir gerilim artırma potansiyeli var. Bunları da üst üste koyduğunuz zaman Marmara'da artık deprem olma süresi dolmuştur. Ama bunu söylemekle bugün yarın deprem olacak da demek istemiyorum. Çünkü bir sürü bilinmezlik var. Önümüzdeki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl deprem olmasa bu da şaşırtıcı olmaz ama hiç olmaması diye bir şey söz konusu söz değil. Söz konusu değil. Dolayısıyla deprem olacak bizim... ama işte bu yarın da olabilir, 20 sene sonra da olabilir. Ama yarın olma gibi büyük bir riski de var evet. ve buna göre hazırlıklı olmamız gerekiyor. Göre gerekiyor. Ee, Buğra Bey. Konu var burada. Bir tanesi bakın e, İstanbul'un en riskli bölgeleri, zeminin en kötü Hı -hı. olduğu ve faya en yakın olan bölgeler Marmara Denizi'ne bakan Hı -hı. yerlerdir. Buralar aynı zamanda demin Buğra Başkanı da belirttiği gibi nüfusun en yoğun olduğu yerdir. Tehlikenin olduğu yerde nüfus artırılmaz aksine biz İstanbul'un evet. bütün nüfusunu deprem tehlikesinin en yüksek olduğu bölgeye yığdık. Şimdi rezerv alan olarak olan yerlere baktığımız zaman İstanbul'un en kuzeyinde bakın rezerv alan başlıyor. İstanbul'un en kuzeyi yani bugün havaalanında içerisinde bulunduğu Karadeniz'e yakın yerler, sazlıdere barajının olduğu yerler haya en uzak yerler. Demek ki bu rezerv alan ilanında ya da seçilmesinde deprem çok da göz, göz önüne alınmıyor. Şey. Başka gerekçeler. Kesinlikle. Mesela Pendik'te bulunan yer yine e, senaryo haritalarına baktığınız zaman az sarsılacak yerlerden bir tanesi. Buna karşılık işte sahile bakan yerler, Kadıköy, Maltepe gibi yerler, e, Eminönü'nden başlayan Çekmece'ye kadar küçük ve büyük Çekmece'yi kapsayan hı hı. alan. Depremde en fazla sarsılmasını beklediğimiz zemini en zayıf olan yerler. Dolayısıyla yoğunluğun orada olması gerekirken rezerv alanlar başka yerlerde. Evet. Ne dersiniz? Şeyde yine bir, bir maddede ben ilave edeyim. Birindeki demirci ustası başkadır, ötekinde başkadır. Bir, Birinin maaşını e, yaptığı... almamıştır. O gün görevini yapmaz evet. gibi gibi gibi. Bazen çok Peki, basit nedenlerle ölebiliyoruz neden değil mi? Buyurun şöyle. En riskli bölgeler sizin için hangileri mesela deprem e, açısından? Yani mar fayların geçtiği Marmara e, çevresini mi? düşünecek olursak demin Buğra Bey'in gösterdiği kırmızıların olduğu yani Marmara'ya bakan İstanbul'un Marmara'ya bakan kesimleri işte e, Tekirdağ kıyılarından başlayın <laughs> Silivri'den e, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Eminönü, Bakırköy, Yeşilköy, karşı tarafta Kadıköy Tuzlaya kadar Maltepe o kıyıların olduğu kesimler aynı zamanda demin de belirttiğimiz gibi nüfusunda en yoğun olduğu burada kırmızıyla gösterilen hı hı. alanlar hem sarsıntının en fazla yaşanacağı aynı zamanda Marmara'ya bakan kıyıların bir diğer tehlikesi de tsunami tehlikesi hı. bu kıyılar üzerinde de geçmişte yine depremlerde olduğu gibi Benzeri tsunami'nin olması bekleniyor. Bu konuda yapılmış gerek üniversitelerin bilimsel çalışmaları, gerekse Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfalarında ilan edilen veriler, raporlar var. Bunlardan istenildi de herkes kendi tehlikesinin ne olduğunu, yaşadığı zeminin ne kadar sarsılacağını, tsunami'nin nereye kadar geleceğini, bunları incik cincik artık tamamını, incelemiş vaziyetteyiz yıllardır ve bunların hepsi halkın kullanımına açık. Evet. Ama bunu dahi maalesef çok kişi Bakmıyor, onu da söylemek lazım. Ya bir şey var, bir bir alet var. Adı ne bilmiyorum, siz yardımcı olun bana. Binaların altına konuluyor, yuvarlak bir şey böyle. Ha, i̇zolatör, İzolatör. İzolatör. i̇zolatör. i̇zolatör. Ha, mesela o o işe yarayan bir şey mi? Tabi, bazı köprülere üstteler yapılmış. Ama pahalı. Koymuş. Şimdi Hı, herkesin aslında herkesin yapabileceği hani demin bir şey değil. Demin Bey dedi ki denizin içine de ev yapılır. Ha. Ama parasını öderseniz ha. Tabii. maliyet maliyet, maliyet artar. Burada önemli olan şey optimum maliyetle Doğru. en emini yapmak. Kesin. Yoksa yaparsınız fayın içinde nükleer o kadar santral, de değiliz zaten. nükleer santral yapıyoruz. Doğal olarak o nükleer santralı o kadar sağlam yapıyoruz ki ne fay etki edebiliyor, ne deprem etki edebiliyor, ne nükleer patlama etki edebiliyor. Evet. Ama siz bunu bir halkın yaşadığı yer için, bir konut için Yapamazsınız. yapamazsınız. Burada belli bir maliyete katlanmak durumundasınız. Peki o daha sonra ben, yerleştirilemiyor, değil mi? Bir bina yapılırken yani. mi yoksa yerleştiriliyor. Yerleştirilebiliyor. Var Bilir. olan bir binaya da yerleştirilebilir. Her binaya olmaz. Ee, ama ha. şey yani bir defa betonarme yapılarda ve belli bir kat yüksekliğinin, genişliğinin olması Anladım. gerekiyor. Tabii maliyete katlanmanız gerekiyor. Evet.